Yani Galatasaray'a başarılar diledim Euro Twitter'dan böyle bir Cup'ta. Bir sürü laf yedim yani. Ya bir şey demedik yani. Tamam ben Fenerbahçeliyim. Bir şey yok ki bunda. Kötü bir şey yok. Facebook'um yok. Twitter'da çok aktifsin. Evet. Çok aktif değilim. Yani aklıma geldikçe bir şey yazıyorum. Tamam. Yani evet, insanlar sana ulaşabiliyorlar. Bir etkileşimim var evet. Bir de bayağı hani samimi, sanki 15 dakika önce kahveden aynı anda çıkmışsınız da biriniz evlerinize gitmişsiniz kadar evet. Samimiyeti kuruyor değil evet. mi insanlar? Deminki mesela Galatasaray'ı şey yapmam gibi. Evet. Samimi bir şey, bir şey yok yani bunda. Evet. Şimdi bu da aslında yani senin için de yeni bir dünya mı bu? Yani bu kadar sosyalleşmek evet yeni bir dünya. Birisini mesela 6 kilometre sırtında taşırsın. Şöyle tabii. Belin ağrı bir dur dersin. Vay öyle mi oldu der. Yani ya o 6 kilometreyi hep unuttuk. Öyle yani maalesef. Doğru. Kötü anlık yaşanılıyor. Diyorlar. Anlık yani öyle bir şey var. Son tweet'e göre adamsın. İki seçenek var zaten. Adamsın. Sen de adam mısın? İki seçenek. Fazla bir şey yok yani. Katıldığım yana... bütün programlar yayından kalktı. Haberin hadi olsun. Bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hatta bir tanesi daha yayın bittikten ofise dönene kadar arada yayından kaldırıldı yani. Minibüste yayından kaldırıldı. Telefon geldi, abi bizi yayından kaldırdılar diye. Ben mesela iki defa köprü çöktü. Bir tanesinde bu çimento şey damperler vardır ya. Evet. Damperi kalkıyor. Köprüyü çök şey yapıyor. Evet. Deviriyor. O köprünün devrilmesine iki araba kala ben vardım. Yıkıldı ve ben iki araba vardı önümde. Bir tanesinde de geçtim yıkıldı. Ben çok az şey bilmem. Bunu bilmiyordum mesela. Çok az şeyi bilmem de gerçekten çok büyük tevazu sahibi bir adammışsın. Öyle derler, öyle derler. Aydın Boysan'la da çağdaşız. Yani ama şimdi Aydın Boysan güzel adam. 65 yaşında kitap yazmaya karar veriyor ve 35 tane kitabı var. Evet. Ben onun için zaten yazdım. Bir öykü de işte yani karakter oluşturduğum zaman o karakteri ilk önce bir şeyle başlıyorum. Yani çok iyi bir insan, güzel bir insan, mutlu sonu hak eden bir insan gibi başlıyorum. Sonra hikayeyi ilerlettikçe bir bakıyorum ki bu adam ya güzel bir dayağı hak ediyor ya da bir güzel bir ölümü hak ediyor. Çok o kadar da iyi bir insan değilmiş. Ya yani negatifliğimden kaynaklanıyor da olabilir kitaba dönersen. Negatifim ya ben hep. Karakterlerimi de belki mutlu sonla bitirmek istemiyorum hiç. Kadınları tanımıyor musun? Bilmiyorum belki de. Yani biz şimdi hep bizim ortamı aşağı yukarı tahmin ediyorsun. Biz aynı adamlar hani o gazeteye çıkan aynı adamlar var ya. O adamlarız ya. Hiç öyle bir şeyimiz yok. Dünyamız hep erkek dünyası. Komün yaşıyorsunuz değil mi? Erkek dünyası olduğu için yazacağımız karakter de hep erkek. Tamam. Evet Yavuz Hoca ile bazen ben onu söylüyorum. Yavuz Hoca ile ben de çalıştım falan diye. Yani o biraz ukalalık oluyor ama çalıştım yani. Ama ne öyle yapayım? Denir. Ne yapayım? Evet çalıştım yani. Evet. Ama Yavuz'a. Kovuldun da. Onu tırnak içinde belirtelim. Kovuldu demeyelim de uzaklaştırıldı. Uzaklaştırma aldım. Şey diyelim ya yani, işime son verildi ama kovuldum evet. Evet. Av mevsimi küçük bir sahne birisinin oynaması gereken bir sahne dediler ki ya sen oynasana. Ben de hemen tamam yaparız dedim. Seyhan diye bir arkadaşım var onunla beraber biz bir polisiz. Sivil polisiz. Kapıda duruyoruz biz ve sessiz olarak bir şeyler yapacağız. Kamera pan yapacak bizi de görecek. Esas Şener abilere falan gidecek iş. Biz figüran bile değiliz yani. Ben de nedense flunun flusunda olmama rağmen Seyhan'a diyorum ki Seyhan sen şimdi bana dosyayı ver. Ben de sana şöyle yapayım falan dedim. Tabii Yavuz Hoca... Rolü çalışıyorsun. Rolü çalışıyorum ama çalışacak bir rol yok. Yani olsun. Kimse bana bir şey demedi ki sen şöyle yap böyle. Duracağım sadece. Yaratıcı oyunculuk. Ama ben tabii katkı sağlamak amacıyla senaryoya. Yavuz Hoca dedi ki burada ben konuşuyorum dedi. Filmle ilgili bir şey konuşulacaksa ben konuşuyorum zaten dedi. Ben de dedim ki biz de filmle ilgili konuşuyoruz dedi. Bizi balkona attı. Balkonda demin fluyduk ya artık fluda bile değiliz dışarıdayız. Çay karıştırıyoruz. Elimize birer bardak çay verdiler. Seyhan'a diyorum ki Seyhan benim bildiğim bizim kamerayı görmemiz lazım ki kamerada bizi görsün. Yavuz Hoca çok nadir bir şekilde bana övücü sözler söyledi. Sen de çalıştın bilirsin çok zor. İyi dedi, güzel oldu maşallah. İyi bir iş çıktı Can dedi. Ben de dedim ki, hocam biz de biraz köpürttük tabii. Tabii o zaman cahiliye dönemindeydim. Yönetmen yardımcısı arkadaşımız daha set hazırlanırken geldi. Can ve Seyhan arkadaşımıza
teşekkür ediyoruz deyip alkışı başlattı. Zaten alkışı başlatınca diğer herkes de alkışlayarak bizi aslında kapı dışarı etti. Yani hani ben deliyim falan diye itiraf edeceksin diye korkuyorum. Bilmiyoruz ki kim akıllı ki? Ha yok tabii. Yani öyle bir şey yok. Yani akıllılığın derecesini şu anda bilemiyoruz. Yani artık 2016'dayız. 2016'da şu deli, şu akıllı kavramı bence bitti. Hepsi birbirine karıştı. Bitti bitti. Yani o bitti. Ortada bir şey var. Herkes bir şey yaşıyor. Sosyal medya bağımlılığı, tedavi, medavi falan. Yok o onun da ucu kaçtı yani. Çıldığını zannediyorsun ya. Mesela çok ben şu anda seninle konuşuyorum. Bir saat sadece konuşuyorum ama merak ediyorum işte mesela Bursa'da ne oldu? Evet. Veya başka bir şeyde ne oldu diye merak ediyorum. Bakmamak için kendimi zor tutuyorum. Ve bundan da öyle tedaviyle falan kurtulacak bir şey değil bu bence. Biz sadece kızıyoruz. Biz de sadece mesela Twitter, adam Twitter'ı buluyor. Biz Twitter'ı bulmuyoruz. Biz neyi buluyoruz biliyor musun? Birisinin adına sahte hesap açmayı buluyor bizimkiler mesela. Hemen onu buluyorlar. Ya sen onu bulma, Twitter'ı bul. Ama bir şey buluyoruz, o da bir şey yani mesela hemen... Klasik şeyler klasik, var ya. Madonna'nın sahte hesabını hemen açıyor mesela. O da bir şey bulmuş oluyor. Şey, yani mesela ya şu kafayı, elektriği, şu kafayı elektriği bulan var. Şimdi bir tane elektriği bulan var. Elektriğin bu şekilde kullanılmasını bulan var. İşte Edison var, yok Tesla var, Faraday var. Biz de bunu buluyoruz. Hani keşke onları bulsak, bunları değil de birkaç sene evvel. Yani Tokyo herhalde Japonya teknolojinin artık zirvesidir falan zannedersin. Yok millet böyle bayağı eski bizim... Bize evet, göre eski evet. Küçük telefonları kullanıyor. Evet. Ve herkes onu kullanıyor. Metroda, orada, burada. Aynen hani öyle. Ben dedim ki orada herhalde artık... Artık neyle konuşuyorlar? Tabii neyle konuşuyorlardı, nelerle karşılaşacağız acaba dedik. Yok öyle bir şey yok. Aynen belki öyle. Belki de o sadece onlar bulup onu ihraç ediyorlar. Bak, yani ben... Ay ne pimpirikli adamsın, gayet güzel oldu işte. Katıldığım programların iyi. Yayından kalktığı konusunda sana söylemiştim şimdi zaten. Şimdi Allah büyük yani haftaya artık görüşeceğiz. Haftaya bakarım ben. Bakarız yani. Yayın mı var yoksa... Ne var burada? Necip'li masrafı mı koymuşlar yerime? Kim var artık. Bakarım ben ona göre. Anlarım iyi geçip anladım. Geçmediğini. Sen bana şey yaparsın. Tamam ben... Bundan sana... sonra gelecek tepkileri de bana atıver. Şöyle oldu, böyle sana oldu, bir, şöyleymişsin, böyleymişsin. Mail atarım. Tamam. Tamam.